Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototype.com adresini hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu videomda PHP derslerimizin 15.sini hazırlıyoruz. Ve bu dersimizde PHP'de dizilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Aynı bu PHP dosya işlemlerinde olduğu gibi birkaç bölümden oluşabilir bu diziler. Gerçi burada iki bölümden oluşmuş ama işte belki dizilerde iki veya üç bölümden oluşacak arkadaşlar. Diziler önemli bir programlama yapısı aslında. Ama tabi dizi dediğiniz hani televizyondaki oynayan diziler değil. Bunu programsal anlamda yani programcılık anlamında dizilere düşündüğümüzde önceki derslerde hep skaler değişkenleri ele almıştık arkadaşlar. Yani neydi bunlar? Tek bir değer depoluyorlardı. Ancak diziler bunun aksine bir değerler grubunu depolar. Yani dizilerin birçok elemanı olabilir. Her eleman metin veya sayılar gibi tek bir değer depolayabildiği gibi başka bir diziyi de depolayabilir arkadaşlar. Biz buna da yani dizi içinde dizi depolanmasına da çok boyutlu dizi adını veriyoruz. Yani ben değil PHP'sel anlamda bu ad veriliyor arkadaşlar. Bir dizi içinde depolanan değerlere eleman deniyor. Ve her elemanın bir indeks ya da anahtar da diyebiliriz bir indeksi vardır. Ulaşmak için bu indeksi kullanıyoruz arkadaşlar dizi içindeki elemanlara. Birçok programlama dilinde dizilerin sıfırdan veya birden başlayan sayısal indeksleri vardır. Yani oluşturduğumuz elemanla mesela 5 tane eleman varsa ilk indeks numarası 1 ya da 0 olabilir arkadaşlar. Tabi bunu değiştirebiliyoruz. Bu PHP'de 0 olarak başlıyor. Dediğim gibi ama bunu değiştirebiliyoruz. Şimdi isterseniz bir dizi nasıl oluşturulur onu görelim en basitinden. Daha sonra örneklerimize devam edelim arkadaşlar. İndeks sayfamızda PHP taglarımızın arasına array ifadesini yazıyorum arkadaşlar. Ama önden önce normal skaler değişkenler, örneğin bir Erbilen değişken oluşturup Tayfun ifadesini atayım. Bir tane değeri depolayabiliyor istediğimiz gibi. Ancak bu diziyle birkaç değeri depolamasını istediğimde array ifadesi için örneğin önce Tayfun yazdım tırnak içinde. Daha sonra virgül atıp örneğin Mehmet yazdım. Ahmet yazdım. Kemal yazdım. Ufuk yazdım ve bir de 7007 diyerek okul numaramı yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani illa tırnakla belirtilmez. Sonuçta tırnak içindekiler string ifadeydi. Bu da number ifade arkadaşlar. Hani bunları görmüştük zaten. Şimdi bu değişkeni, pardon, bu diziyi bir değişkene aktarmak gerekir ki o değişken bu diziyi depolasın. Örneğin Erbilen adında bir değişkeni buna aktardım. Bunu pasifleştiriyorum. Şimdi ben Echo Erbilen demiş olursam neyi yazdıracaktır bu bana arkadaşlar? Hiçbir şeyi. Sadece array ifadesini yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Bunun bir dizi olduğunu zaten biz biliyoruz değil mi? Şimdi ben Tayfun ifadesine ulaşmak istersen demiştim ki indeks sıfırdan başlar. Her elemanın bir indeksi vardır. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Önemli olan bu indekslere nasıl ulaşabileceğimiz. Bunu da Erbilen değişkeni yazdıktan sonra köşeli parantezler içinde belirtebiliyoruz. Mesela Erbilen 0 dedim. Gördüğünüz gibi Tayfun değişkenini ekrana yazdırdı. 1 demiş olsaydım Mehmet. 2 için Ahmet. 3 Kemal. 4 Ufuk gibi. Bununla tuşlayın yani. Ufuk için 4'ü tuşlayın gibi bir şey bu. 3'ü Kemal. 4 Ufuk ve 5 7007. 6 ne olurdu peki? Hiçbir şey olmazdı. Peki dizi dışında ekleyemez miyiz? Elbette ekleriz. Erbilen mesela 6 dediğin zaman yani 6. indeksi olarak mesela Prototürk'ü belirliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sonradan diziye sonradan da eklemeler yapabiliyoruz. Ancak bu array ifadesi bir fonksiyon değil. Tıpkı echo gibi bir dil yapısı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bu bir fonksiyon değil. Bu bir dil yapısı. PHP'nin bir dil yapısı. Ve bu dizileri arkadaşlar bildiğiniz gibi döngülerde kullanabiliyorduk ve ben döngülerden bahsederken for each döngüsünden bahsetmedim çünkü dizilerde bahsedeceğim dedim. Şimdi bu örneğimizde hem for'u hem de for each'i kullanacağız ve tüm dizi değişkenlerini, pardon, tüm dizi elemanlarını döngü içinde yazdıracağız arkadaşlar. Nasıl? Öncelikle toplam diye bir değişken oluşturacağım ve count fonksiyonu ile Erbilen'i count fonksiyonu içine geçireceğim ve burada Erbilen dizisinin kaç tane elemanı olduğunu saydırıyorum count fonksiyonu ile arkadaşlar. Ben burada echo toplam dediğim zaman bana 7 değerini vermiş olması gerekir. Hemen bakalım. Bakın gördüğünüz gibi 7 değerini verdi. Şimdi for döngüsünde for diyeceğim. I eşittir 0'a. Ve i
Toplama gelene kadar ne yapsın arkadaşlar? İ'yi 1 arttırsın ve Eko Erbilen İ nokta BR şeklinde ekrana yazdıralım. Ve görelim bakalım ne yazacak. Ha, bunu kaydetmemişiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Tayfun, Mehmet, Ahmet, Kemal, Ufuk, 7007 ve Prototürk ifadelerini bir döngü içinde yazdırmış olduk. Aslında bu sadece bir dizinin içinde oluşan ifadeler. Yani tek bir değişkende depolanan ifadeler arkadaşlar. Bunun aynısını for each de yapabilirdik. Nasıl yapabilirdik? For each dedikten sonra öncelikle Erbilen dizi değişkenim s. Bunu bir başka bir değişkene aktarıyorum. A diyorum mesela. Bunu A'ya aktarıp echo A dediğim zaman, hatta şöyle bir BR atayım. Yani alt satıra geçsin. Aynı sonucu gördüğünüz gibi bununla daha basit bir şekilde almış olduk arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırasıyla her elemanı A içinde depoluyoruz ve ekrana yazdırıyoruz. Bu kadar basit işte arkadaşlar. For each kullanımı da. Bunu mesela biz blok script'i yazdığımızda etiket kısmında kullanacağız arkadaşlar. Ne işe yarar yani, hani ne işe yarar, neden öğreneyim diye düşünmemek lazım hiçbir şeyi. Mutlaka bir yerde kullanılacak arkadaşlar. Örneğin farklı bir indekse sahip dizi oluşturalım. Mesela dizi eşittir diyorum. Array ifadesini yine kullanacağım. Şunu şöyle yapayım. Ve burada mesela Erbilen diyeyim. Erbilen ifadesi mesela neyi taşısın? Tayfun ifadesini. Aynı şekilde mesela okul no diyeyim. Ya da şöyle söyleyeyim ya. At diyeyim Tayfun. Okul no. Okul no. Şöyle de yapabiliriz. 7007. Sınıf. Mesela 12. E yazacağım kendi sınıfımı. Şimdi arkadaşlar. Eko dizi dediğim zaman yine hiçbir şey yazmayacak. Error ifadesi yazacak sadece. Echo 0 dediğim zaman yine bir şey yazmayacak. Çünkü buna ulaşmak istediğimde echo at diyeceğim örneğin. Bana Tayfun ifadesini yazacak. Ya da echo okul no diyeceğim. Bana 7007 ifadesini yazacak. Ya da echo sınıf diyeceğim. Bana 12E'yi yazacak. Bunu bir döngü içinde kullanamayız elbette. Çünkü ne olacağını bilemediğimiz için. Ancak for each ile şöyle yapabiliriz arkadaşlar. For each dedik. Burada gördüğünüz gibi mesela ne demiştim? İşte Erbilen S A. Dizi S A dedikten sonra bunu kullanarak buna da bir değer atalım. Mesela B diyelim. Ve arkadaşlar örneğin echo B dediğim zaman ben bana yazdıracağı şeyler 12E Tayfun tabii şunu kaldıralım. Tayfun 7007 12E yazdı. Bunları yazdırdı. Peki A'yı yazdırmış olsaydım at okul no sınıf dedi. Şöyle yapabilir miydim? Elbette ki yapabilirim de. Söylüyorum. Bakın at Tayfun okul no 7007 sınıf 12E gibi arkadaşlar. Yine bunu da bir döngü içinde kullanmış olduk. Şimdi de bunları şöyle alalım arkadaşlar. Evet, çok boyutlu dizilerden bahsedeceğim. Zaten ilk başta da söylemiştim hatırlarsanız. Dizi içinde dizi depolamak demiştim. Dizi eşittir array ifadesini yazdıktan sonra ne yapayım arkadaşlar? Mesela bir array ifadesi daha yazayım. Ve burada mesela ne desin? Tayfun Erbilen işte mesela numara olarak 7007 12 E desin. Bir dizi daha, hatta 2-3 tane daha dizi oluştururum arkadaşlar. Mehmet Seven olsun bu da. Bu da Ahmet Nakışçı olsun. Evet, burada Türkçe karakter sorunu çıkabilir. Şöyle yapayım. Benim tarayıcıdan dolayı yanlış anlamayın. Örneğin işte 505 olsun. İşte 6987 12D 12F olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dizi içinde 3 tane daha dizi oluşturdum. Şimdi bakayım burada yanlış olan ne? 24. satırda demiş. Tabii şunu virgül yapacağız işte. Virgül yapacağız arkadaşlar bunu. Evet.
Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Şimdi eco dizi dersem bana hiçbir şey yazdırmayacak. Sadece era ifadesini yazdıracak. Şimdi ben bunun yapısını nasıl görebilirim? Örneğin ben bunun yapısını görmek istiyorum ki ona göre davranayım. İşte çok güzel bir fonksiyon var. Var done fonksiyonu arkadaşlar. Bunu dizi değişken içine geçirdiğimiz zaman bize gördüğünüz gibi o dizinin yapısını vermiş oldu. Sıfır numaralı indeks değerinde bir dizi var. Ve bu dizi içinde yine bir indeks numaraları var gördüğünüz gibi. Örneğin ifade Tayfun Erbil'in ifadesi bir string ifadeymiş. 7007 ifadesi bir integer'mış. Aynı şekilde 12E de bir string ifadesiymiş. İşte burada 14 karakterden oluştuğunu söylüyor size. 4 karakterden oluştuğunu söylüyor falan filan. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Şimdi ben bu yapıya göre artık ulaşabilir miyim? Elbette ki ulaşabilirim. Ne yaparım? Dizi 0. Yani ilk dizinin dizisine geldim şu an. İlk dizide hangi indeksi göstereceğim? İlk dizide ilk elemanı göstereceğim. Yani 0, 0. Bu da ne olacak arkadaşlar? Bana Tayfun Erbilen ifadesini yazdıracak. Nasıl yani? 0. Bu ilk 0. Bu normal dizinin 0. eleman olan dizi. Diğer 0 da bu dizinin ilk elemanı olan Tayfun Erbilen ifadesinin 0'ı. Şimdi yenilediğimde Tayfun Erbil'in ifadesini gördüm. 1 yazmış olsaydım 7007, 2 yazmış olsaydım da 12E yazacaktı. Ben bunu 0, bunu 1 yazdığımda diğer diziye geçecektim. Çünkü 0, 1, 2, 3, ne 3'ü ya? 0, 1, 2 şeklinde gidiyor. Bu sefer MMS7 yazdı arkadaşlar. Bunu 1 yapmış olsaydım 505, 2 yapmış olsaydım 12D olacaktı. Aynı şekilde eğer 2 yaparsam bunu o zaman kime geçer? Ahmet'e geçer. Ahmet de mesela ilk yazdığım Ahmet Nakışçı. İkinci yazdırdığım 987 ve son olarak da 12F ifadesini yazdırırım. Peki bunu döngülerle nasıl kullanırız arkadaşlar? O da basit. Önce bir for döngüsü oluştururuz. İ deriz ki 0. Ve arkadaşlar ben şimdi bunun sayısını mesela rastgele yapayım. 3 tane var nasılsa. İ 3'e gelene kadar i'yi 1 arttır dedim. Ve for içinde bir for daha oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Yani döngü içinde döngü oluşturmak bu. Bu da x olsun arkadaşlar. X eşittir 0 diyorum. Ve x 3'e gelene kadar x'i 1 arttır diyorum. Ve eko dizi önce i sonra da x olarak yazıyorum ve bir alt satıra geçirmesini söylüyorum. Hemen bakalım. Tayfun Erbilen 7007 12, Mehmet Seven 505 12'de, Ahmet Nakışçı 987 12F şeklinde arkadaşlar yazdırdığını görebilirsiniz. Bu şekilde bu dizi yapısına da böyle döngü içinde döngü kurarak ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Dizilerde bu bölümün sonuna geldim arkadaşlar. Bir diğer videomda dizilere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve diğer videomda dizilerde sıralama işlemlerinden vesaire bahsedeceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.